diyebiliriz. Sevgili seyirciler, Aslı Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Teşekkürler. Heyecanla yeni yılı bekliyoruz. Değil mi? Evet. 2022'nin son günlerinde bakalım inşallah kazasız belasız bugün de şöyle güzelce atlattıktan sonra 2023'te bizi neler bekliyor? Biz neler yaşayacağız? Şöyle gökyüzündeki olaylar, değişimler insanları etkiliyor ister istemez. Tabii ki. Her şey bir enerji. Sizi kısaca bir tanıdıktan sonra en çok merak edilen alanlarla alakalı olarak burçlar 2023'te nasıl etkilenecek? Bunları konuşacağız sevgili seyirciler. Peki şimdi Aslı Ballı nasıl astrolog oldu? Birazcık kendinizden bahsedin. Ondan sonra geçelim. Aslında ben genelde hep böyle başladığım şeyler üzerinden değil de sonradan böyle merak alanlarımla ilgili yol aldım, öyle söyleyeyim. İktisat okudum ama sonrasında aslında güzellik uzmanlığına devam ettim. Evet. Aynen, aslında profesyonel olarak bir ürünün, cilt ve vücut bakım ürünün distribütörlüğünü de yapmaktayım. Ama astroloji ve bu bilinmeyen hep bir şeylerin arkası, acaba daha ne var, bu nasıl böyle oluyor, bunun merakı hep içimde vardı. Ve bunlarla ilgili de hep araştırma içindeydim, hep okurdum, hep detayları ne oluyor diye. Ve en sonunda işte bir pandemiyle beraber aslında bu konulara çok daha fazla eğilebilme, bunlarla ilgili eğitimler alabilme fırsatı yakaladım. Aslında pandemi benim için bir fırsata dönüşmüş oldu bu anlamda. Yönelmeye vesile oldu. Aynen. Tabii aynen, tam öyle. Kapanma, doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de öyle. Ben de belirli bir yaştan sonra mesela bu gökyüzü olaylarına sardım. Çünkü etkiliyor. Benim bir arkadaşım vardı. Benden bayağı yaşça büyük bir hanım. Buradan Şükran Hanım, selamlarımı söyleyeyim ona da. Astrolojiyle ilgileniyordu. Ve bana sürekli bir gün saçlarımı boyatacaktım ben. Bundan seneler önce. Saçlarım sarıydı benim. Dedi ki Eda, bugün boyatma saçlarını. Bak dedi, boğalar için, ki dedi senin de yükselenin aslan. İstediğin rengi elde edemezsin. Hatta çok kötü sonuçlar elde edersin dedi mesela bir gün. Gerçekten de öyle oldu. Yani sapsarı saçla gittim, simsiyah saçla döndüm. Krizler geçirmiştim şeyde, kuaförde. Öyle öyle. Estetik bunun gibi birçok örnek var. Evet, estetik güzellik içinde günlerimiz oluyor. Onun dışında evet, her adım atarken aslında yani gökyüzü bize rehber olabilir. Aynen, evet, öyle. Her şey enerjiyle alakalı sevgili seyirciler. Bu da bir gerçek. Bu gerçek yani. Bunu kabul edip etmemekle alakalı bir durum değil. İster et, ister öyle etme. Gerçek bu yani. İçine girdiğinizde çok daha şaşırıyorsunuz gerçekten. Peki. Yani bildiğiniz halde ya evet, gerçekten oldu ve oluyor değil mi diyebiliyorsunuz. Gerçekten tamam, inanılmaz. Tamam. Tamam, bunu o zaman en başta şimdi 2023'te bizi neler bekliyor oradan bir bakalım. Gökyüzü nasıl olacak, bizler nasıl etkileneceğiz? Hı hı. Sonra burçlara geçelim. Zamanımız kalırsa ilk başladığımız konuya tekrar geri döneriz. Söz sizde. Şimdi 2023 yılının genel analiziyle önce başlamak istiyorum. Çünkü baktığımızda 3 tane çok önemli gezegenin burç değişikliğini göreceğiz. Bunlardan ikisi bizim jenerasyon gezegenler dediğimiz, yani ağır hareket eden ve uzun yıllara yayılan etkiler gösterirler. Bunlardan bir tanesi Plüto, bir tanesi Satürn, bir diğeri de Jüpiter. Ama burada en önemli geçişi Plüto ve Satürn yapacak. Baktığımızda neler olacak? Plüto yaklaşık işte 2007-2008 yılından beri Oğlak Burcu'ndaydı. Şimdi artık son periyotlarına geldi ve Kova Burcu'na geçiş yapacak. Ve Satürn'e baktığımızda Satürn de Kova Burcu'ndaydı. Şimdi Balık Burcu'na geçiş yapacak. Tabii ki bu durumla birlikte de bunların bu ağır hareketleri ve birlikte olması, yani bu da çok nadir yaşanan bir durumdur. İki ağır gezegenin aynı periyotta burç değişikliği bizlere gerçekten hani tarihi değişiklikler yaşatacak diyebilirim. Ve hep birlikte şunu göreceğiz. Yeni bir dünyaya ve düzene adım atacağız aslında. Onların başlangıçlarını ve ayak seslerine tanık olmuş olacağız. Baktığımızda hani Plüto'yu, dünya etkilenecek değil mi? Tabii ki. Bütün dünya etkilenecek. Yani yeni bir sistem, yeni bir düzen, her şeyin yavaş yavaş olmayacak dediğimiz şeylerin olacağını göreceğiz. Özellikle burada Plüto bu konuda etkili. Mesela Plüto bir burçta yaklaşık 12 ila 24 yıl kalır ve bir yılda yaklaşık 4-5 aylık bir retro, geri hareketi gibi vardır. Hani ne kadar yavaş hareket ettiğini anlamanız için söylüyorum. Evet. Uyanmaz denilen yanardağlar uyandı hocam geçtiğimiz günlerde gibi. Çok, bunun çok gibi şeyler. Olasıdır. Zaten şu anda da aslında şöyle, şu anda hem Mars retrosunu yaşıyoruz hem Merkür retrosunu yaşıyoruz. Retro iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Retro yani hayatımızın gerçeği var. Aslında bizleri şöyle bir eksik bıraktıklarımızla,
ya da işte tamamlayamayıp yaptığımız hatalarla ilgili bize tekrar bir aslında gözden geçirme süreci sağlıyor. Aslında retro. Bize bir evet bir geriye döndürüyor ve diyor ki işte bu yarım kalmıştı, bunu tamamlayabilirsin ya da burada dikkatli ol diyor. Burada adım atarken bak eski hatayı yapmama gerekiyor gibi bize bir takım önlemler almamızı sağlıyor. Ama biz bilirsek bunların neler olduğunu çok daha dikkatli davranabiliriz. Aslında bunlar hep uyarıcıdır. Tabii. İnsan yaptığı hatayı bilmez mi canım? Aynen, yani, aynen öyle. Evet. Satürn'ü söyleyeyim. Satürn'de mesela yaklaşık 2,5 yıl geçirir bir burçta. O da yine yılda bir kere ortalama 4-5 aylık bir retro hareketi yapar. Yani gördüğümüz gibi bu yavaş hareket edenler, değişim ve dönüşüm yaratan önemli gezegenler. Peki bu nasıl etkileyecek diye baktığımızda. Plüto ile başlarsak, Plüto aslında baktığımızda hep şöyle deriz biz, krizleri yaşatır ve değiştirir, dönüştürür. Bu krizleri ama mutlaka yaşatır. Yani az önce de dediğim gibi 2007 yılından beri Oğlak Burcu'ndaydı. Ve Oğlak Burçları için gerçekten zor bir süreç geçti. Zor bir süreç yaşadılar. Çok değiştiler, çok dönüştüler, yıkıldılar, tekrar yapılandılar gibi zor bir süreçten geçildi. Ve artık şöyle olacak bu sene, kovaya girecek. Hani artık bir iki ileri bir geri derken yavaş yavaş kovaya geçtiğini bize gösterecek. Sonra 2024'te tam kovaya geçiş hareketini tamamlayacak ama biz 2023'te onun bize neler yapabileceğini az çok görmüş göreceğiz, olacağız. Evet. Şöyle düşünelim, 23 Mart'ta Pluto devrimci kovaya geçecek. Daha önce ve bu 11 Haziran'a kadar da burada kalacak. Sonra tekrar retro yapacak ve bu sefer yine bizim gelenekselci dediğimiz Oğlak Burcu'na geçecek. Şimdi burada bu terimlerle, sıfatlarıyla söylüyorum. Daha iyi anlayabilmemiz için yani başımıza neler gelebilecek, neler yaşayabileceğiz. Yani aslında yepyeni bir kolektif düzen tamamlanma süreci olmuş olacak. Kısaca şunu diyebiliriz 2023 için. Geleneksel olanla yeni olan arasında bir mücadele gerçekleşecek. Geleneksel ve yenilikçinin... Evet, Oğlak gelenekselcidir. Evet. Daha kurallara uymak ister. Tabii. Ama Oğlak kova öyle değildir. Daha özgürlükçüdür. İşte o ikisi arasında bir mücadele yaşanacak. Evet. Ve bu tabii ki kolay olmayacak. Çünkü Plüton'un dokunuşu bir yere geldiğinde ve ona dokunduğunda sancılı ve yıkıcı olur. Ama bunun sonunda bambaşka bir yere ve bilince ulaştırır. Bu yüzden korkmasınlar. Hani eğer direnirseniz, değişmekten, dönüşmekten direnirseniz o zaman korkabilirsiniz ama kendinizi bu değişime, dönüşüme bırakırsanız hiç sorun yok. Peki. Birlikte yaşayacağız. Mecbur artık ne yapalım, ne yapalım aynen yani öyle. Başımıza aynen geldi. Öyle. Başımıza gelecekler yani her alanda. Mesela kova ile ilgili ne olabilir? Bilgi, teknoloji, bilim, uzay. Uzay çok konuşulabilir. 2023'te mesela Türkiye'nin uzayla alakalı atılımları var. Bunlar ön planda olacak. Ön plan bütün dünyada bunları duyabileceğiz. Evet, belki evet. De çok yakınımızdalar. Belki. Kimler? Onlarla ilgili haberler alabiliriz. Eyvah geldiler. Yapmayın hocam durun Allah aynen aşkına. Aynen öyle. Olabilir. Neden? Yani çünkü Plüton'un ne yapacağını bilemeyiz. Hele ki kovaya geldiğinde olabilir neden olmasın yani. Vallahi beni alsınlar götürsünler ne yaparlarsa yapsınlar artık bu dünyada yaşamak İyi dilek dileyelim biliyorsunuz dilek dilemek de çok evet, önemli. İyi bir şey istedim canım kendim için iyi bir şey. Şöyle bir bakalım da önden ondan sonra tamam. Bir şey yaparız geçiş yaparız. Tamam. Şimdi, bu konular çok gündemde olacak dediğimiz gibi. Bunun uzay, dışında, uzaylılar. Evet uzay konuları, teknoloji, bilim, teknoloji yani bizim aklımızın almadığı noktalara bir anda gidebilir. Onun dışında yine baktığımızda Kova Burcu'nun konularına. Aslında nedir? İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler, işte kurallar, sistemler, yine politika, siyaset, Kova Burcu'nun konularıyla ilgilidir. Buradaki işte anlaşmazlıklar, gerginlikler, belki başkaldırışlar olabilir. Bunları görebiliriz. Ama çok önemli buralarda da değişimler ve dönüşümler yaşayacak. İnsan hakları, siyasetçiler... bütün dünyada bunlarla evet. ilgili de değişimlerin ve dönüşümlerin... Afganistan gibi, İran gibi. Oralarda da zaten aslında bu etki başladı. Değil yani mi? Oralarda da bunları görüyoruz. Bunların ayak sesleri aslında başlattı. 2023'te bunu çok daha iyi hissedeceğiz. Bir retrosu olacak, mücadele devam edecek. Ama 2024'te artık tamamen kovaya geçtiğinde
yepyeni şeylere... Yeni bir dünya düzeni. Evet, tabii canım, dünyada düzeni. Kartlar yeniden kırılıyor. Evet hocam, başka? Devam yani edelim. Burçlara geçelim. Geçelim yavaş yavaş. Hemen. Evet, tamam, çünkü 39 geçiyor. 10 dakikamız var. O zaman burçlarımıza hemen geçelim. Evet. İlk önce Koç'la başlayalım. Koç'la başlayalım. Aynen. Sonra ya ben... Sırayla gideyim ama istediğiniz evet. özel bir burç var mı bilemiyorum. Boğa tabii ki. Tamam, süper. Hemen geliyoruz arkada. Lütfen herkes yükselen burcuyla birlikte dinlesin. Çünkü hı-hı. yükselen burcumuz, güneş burcumuz, yükselen burcumuz, hatta ay burcumuz da... Öyle mi? Evet. Ay burcu da duygularımızı temsil ettiği için hepsini birden dinlemeleri daha faydalı olur. Bakalım koçları neler bekliyormuş. 2023'ün en ama en mutlusu, en şanslısı diyebiliriz koçlar ya, için. Evet. Harika. Çünkü az önce bahsettiğim başta o Jüpiter'in geçişi olacak ve koç burcuna geçecek. Yenilikçi, özgürlükçü. Bolluk, bereket. Getirir. Burada Değişim. Da koçlara bunu getirecek ve finans anlamında. Para anlamında çok şanslı olacak koç burçları. Ekonomik anlamda kazançları gayet güzel olacak. Bolluk, bereket onlarla olacak. Ve başlattıkları yeni atılımların karşılığını alacaklar. Hadi bakalım. Çünkü koçlar da girişimcidir. Ve çok ön planda olacaklar. Girişimcilikleriyle konuşulacaklar bu yıl. Kariyerlerinde de yükselip parlayacaklar. Fakat tabii bazen psikolojik olarak kendilerini... iyi hissetmeyebilirler. Belki de o anlamda daha destek alabilirler. Çünkü maddi anlamda gerçekten parlayacakları bir yıl olacak. Ayrıca Jüpiter'in genişletme ve büyütme özelliğinden dolayı da lütfen kilolara da dikkat etsinler. Peki. Evet. Geçelim şimdi Boğa. Boğa'ya geldiğimizde 2023 onlara da yine cömert davranacak. Çünkü Jüpiter sırasıyla Koç ve Boğa'da. Hadi olacak. Bakalım evet. Boğalar. Boğalar için de güzel bir evet. yıl olacak. Onlar için de şanslı işte evlilik, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri ya da ikili ilişkiler anlamında bu konularda çok şanslı olacaklar. Ve yine 2023'ün Haziran ayından itibaren, o geçişten itibaren de yeni ve köklü kararlar alıp değişimler yapacaklar. Ve bunlar neler olabilir? Aşk hayatlarına mesela evlilik ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarabilirler. Yani ilişkileri vardır, evlenme kararı alabilirler evet. gibi. Evlen mesela bile ev alabilirler. Yani bir ev yuva, var yani evet, işin yuva, ev temaları ile ilgili gelişmeler hayatlarında bekleniyor. Ve hani Boğa'nın şeyidir, aslında inatlaşmayı çok sever ama inatlaşmayacakları bir yıl yaşayacaklar. Hadi bakalım. Güzel, inatlaşmayacakları bir yıl yapacak. Çünkü şöyle... yaptıkları hataları tekrar yapmayacaklar. Ne güzel. Daha akıllıca ve daha sakin gidecekler. Geçmişi kapatacaklar, kendilerine yepyeni bir sayfa açacaklar. Ay hadi inşallah, amin. Aynen öyle. Sadece sosyal çevrelerine dikkat etsinler, arkadaşlık ilişkilerine dikkat etsinler. Buradaki ilişkileri tekrar faydalı mı, nedir ne değildir diye bir gözden geçirirlerse onlar için iyi olur. Tamam. Geçelim. İkizlere geldiğimizde ikizler 2023 içinde duygu durumunu değiştirecek. Öyle söyleyeyim. Müthiş bir hani buradayken bu tarafa geçecek. Keskin bir dönüş. Keskin bir dönüş olacak. Çünkü işte Mars şu anda retroda ve Nisan 2023'e kadar da İkizler Burcu'nda kalacak. Retrodan sonra düz hareket ve çıkması bayağı bir zaman alacak. Ve bu onları çok yordu, çok zorladı. Bu mücadele içinde de tabii ki çok yoruldu, yıprandı ama bunun sonunda... Her şeyi değiştirecekler ve amaçlarına ulaşabilecekler. Tamam. Yepyeni sayfalar açacaklar kendilerine. Hatta statüleri değişecek diyebilirim. Çok daha iyi konuma gelecekler. Herkes bir üst mevkiye çıkabilir, bir üst yere yükselebilir. Belki yabancı kültürlere merak sarabilirler. Ziyaretler, yurt dışı ziyaretleri yapmadıkları yapabilirler. Yapmadıkları şeyleri yapacaklar. Evet, kesinlikle öyle. Tamam. Akademik olarak kendilerinde yenilik ihtiyacı duyabilirler. Ve... Ruhsal olarak da kendilerini besleyecekler açıkçası. Bu kadar yorgunluğun sonunda bu hak edişlerini aldıklarında gerçekten keyifli ve mutlu olacaklar. Ve dediğim gibi bir anda saf değiştirecekler. Bu yıl hani ikizler yanımızda diye güvenmeyin. 2023'te bambaşka bir yere gidebilirler. Peki. Birazcık temkinli olsunlar yanlarında ikizler olanlar. Yengeçlere geçiyoruz. Yengeçler çok zor bir dönem yaşadı. Hatta çok uzun. 14-15 yıllık bir süreç diyebilirim. Çünkü neden?
Oğlak'taki Plüto karşıt burcundaydı. Hı hı. Ve aynı şekilde oğlaklarla birlikte yengeçleri de bu durum etkiledi. Sorumlulukları konusunda çok zorluk yaşadılar, sıkıştılar, daraldılar. Fakat 2023'ün Mart'ından itibaren artık diyecek ki ben yapmıyorum, herkes kendi işini kendi yapsın. Yeter. Yeter diyecek. Bıkmış. İsyan bayraklarını çekecek. Harika. Aynen öyle. En sevdiğim. Kesinlikle bir duvar örecek. Yengecin o kabuğu vardır ya, kabuğunu alacak, kendini koruma altına alacak. Ve kendisine diyecek ki ben kendi kendime sakin kalacağım, kendimi besleyeceğim diyecek. Herkes de kendi işini kendi yapsın. Herkes diyerek, işine baksın diyecek. Aynen yani. Çünkü çok yıprandı. Aile, kardeşler, ilişkiler onu çok yordu ve zorladı. Ama artık hepsine bir isyan bayrağı peki, çekip harika. Kendi kendine kalacak. Ve şöyle bir şeyi de sakın gözden kaçırmasınlar. Maddi anlamda onları da çok güzel şeyler bekliyor. Fırsatlar kesinlikle onlara sosyal çevrelerinden, arkadaşlarından, yeni tanışacakları kişilerden gelebilir. O yüzden bu anlamda da fırsatları kaçırmasınlar. Çünkü onların maddi kazançlarına ya da statü geliştirmelerine yardımcı olacak. Harika, peki. Aslanlara geldiğimizde, aslanlar da evet son 2,5 yıldır büyük bir mücadele veriyorlar. Neyle ilgili? Genel olarak özellikle de kariyerle ilgili aslında çok fazla mücadele verdiklerini söyleyebilirim. Fakat en sonunda kazanacaklar. Çünkü aslan hep böyle bir kendini göstermek ister ya, başarı, kendini göstermek onun için önemlidir. Son 2,5 yıldır kısıtlandı. O istediği gösterişe ulaşamadı, isteklerini yapamadı. Fakat artık ne yapmak istediklerini çok daha iyi biliyorlar. Kafası da çok karışıktı. Ya acaba hangi işi yapsam, neyi yapsam gibi. Bu karışıklıkları artık bitirecek, net kararlar alacak ve yaşadıkları zorluklar sona erecek ve bir güneş gibi doğacak diyebilirim. Hadi bakalım onlar aslanlar. O istedikleri hatta belki de şöhrete ve üne de kavuşabilirler. Hadi bakalım aslanlar. Bu tarzda istekleri zaten aslanların içinde bu tabii, vardır. Evet. Ve istedikleri noktaya gelebilecekler diyebilirim. Yine bu istedikleri noktaya geldiklerinde de aslanlar da çok keskin kararlar alacak. Belki işlerini değiştirecekler. Belki yaşadıkları şehri hatta ülkeyi bile değiştirebilirler. O kadar keskin. Çok keskin kararlar alacaklar, aynen öyle. Ama aynen. Sonu çok güzel ve başarılı. Hadi İstedikleri bakalım. Yere ulaşacaklar. Hayırlısı olsun. Onun dışında bir de şeyi söylemek istiyorum. Tabii harcamalarına dikkat etsinler aslanlar. Aslanlar. Evet, evet. Aynen öyle. Oraya da dikkat. Evet. Başaklara geldiğimizde Mart'la Haziran ayı arasında karşılarına çok güzel iş fırsatları çıkabilir. Uluslararası işler, akademik alanlar, eğitim, öğretimle ilgili konular ve her türlü ticari faaliyetlerle konusunda şanslı bir döneme girecekler Başak burçları. Mesela bu dönemde sınavları olan Başak burçları çalışmalarının karşılığını alabilirler ve başarılı olabilirler. Harika. O yüzden hani Başak burcu sınava girecek öğrencilerimiz de çalışmaya devam etsinler, emeklerinin karşılığını alacaklar. Sorumlulukları, aile hayatları ya da aileleriyle ilgili değişimler yaşanacak. Bu durumda da bu değişimler yaşarken de tabii ki şunu isteyecekler. Yanlarında eşleri ya da işte birlikte çalıştıkları ortakları, onların onlara destek olmasını isteyecekler. Ve burada da şöyle bir ayrım olacak aslında Başaklar için. Yaşadıkları bu zorlu ve mücadele esnasında yanlarında iseniz evet. Gerçekten bir sınavdan geçeceksiniz ve kazanacaksınız. Yani bu evlilikleri, iş hayatları, her kimse hayatlarındaki ortaklar. Bu bir sınav aslında diyorsunuz. Evet, onlar için bir sınav. Tamam. Ama güzel olacak. İlk yarı 6. 7. aya kadar yine çok çalışacaklar. 7. aydan sonra daha rahat ve tatil modu hem çalışıp hem tatil yapabilir Başak burçları. Tamam. Hocam 2 dakikamız kaldı. Hemen hızlıca. Hemen terazileri birer satır geçelim. Teraziler çok aktif olacak. Bu sene Mart ayına kadar gözlemde kalsınlar. Hiçbir adım atmasınlar. Fakat Mart sonrası istedikleri her konuda hareket edebilirler. Hı-hı. Çok şanslılar. Ne diyeyim size, mesela çok kolay kredi çıkar. Anladım. Harika. Ve bunu çok kolaylıkla ödeyebilirler. Maddi anlamda da terazilerin hiçbir sıkıntısı olmayacak. Eğer bir miras, bir hak ediş gibi konular varsa da bunlar hızlıca çözüme ulaşır ve beklenmedikleri yerden harika. De para gelmesi mümkün. Ve sağlıklarına, bağışıklıklarına dikkat etsinler lütfen. Akreplere geldiğimizde hemen onda birkaç satır, zamanımız kalmadı. Tamam. Akreplerde geçmişte yaptıkları hataları yapmak istemiyorlar. O yüzden 2023'te kendilerini yine bunlardan aynı yengeçler gibi korumaya alacaklar ve
çok ince projeler, planlar yapacaklar. Kendilerini daha cesur hissedecekler. Aslında tam bir akrep gibi hissedecekler. Yani harika. Kendilerini artık gerçekten ifade edebilecekler. Ve onların karşısına da anlaşmalar, iş fırsatları, ortaklıklarla ilgili çok güzel yepyeni fırsatlar çıkabilir. Onun dışında da aşk ve çocuk konusunda da sorumlulukları artabilir. Çocuk sahibi olabilirler, evlenebilirler. Karşılarına yeni bir aşk çıkabilir akreplerin. Evet, harika. Yaylara geldiğimizde yine yüzüğü gülenlerden, yaylar da çok zorlu bir süreçten geçti. Çok mücadele verdiler 2020 yılından beri. Ama artık onların o mutlu, sevecen, o romantik, gezmeyi seven pozisyonuna geçecekler. Hı hı. Çok daha iyi, her şeyi yoluna koydular. Özellikle kariyer açısından çok iyi olacak yaylar. Hı hı. Hatta onlara da diyebilirim ki aslanlar gibi sizler de istediğiniz o üne köklü, kavuşabilirsiniz. Yani hı-hı, kendinizi gösterebilme fırsatınız, peki, olacak. Sağlık açısından da çok şifalanacaklar. Çünkü çok yorulmuşlardı. Ruhsal olarak da, beden olarak da, ama artık bunların hepsi geride kalacak, peki, bu yıl. Peki. Oğlak burcunda ise o da çok yoruldu. Çünkü Pluto geçişi çok ağır bir geçiş, yıllar süren. Ama artık gözlerini açacaklar. Hani maymun gözünü açtı derler. Evet, çok doğru hamleler olacak, yapacaklar. Aşk, ilişkiler, çocuk, hobiler. Hani gerçekten artık ya ben yaşıyorum deyip şöyle bir nefes alıp hayatın gerçeklerine adım atacaklar. Aşkı bulabilirler, hobileriyle ilgilenebilirler, çocuklarıyla ilgilenebilirler. Yani hayatın zor güzel süreçten çıkacaklar. Peki. Geçiyorlar. Aynen, peki, öyle. Ve bolluk bereket onları da bekliyor. Son olarak kova ve balığımız kaldı. Kovalar için de muhteşem bir yıl. Evet. Onları mucizeler bekliyor diyebiliriz. Özellikle bu Mart-Haziran ayında, geçiş döneminde öyle bir çağ yaşayacaklar ki onlar için hem kariyer, hem aile, hem ilişki alanında. Hem de hepsi değişecek. Hepsi değişecek. Balığa geçelim hocam. Balıkta şöyle yapacak. Satürn çıktı ya bir anda. Ya ben doğru yerde miyim? Ne yapıyorum ben? Ne yapmak şaşıracak istiyorum? Bir sorgulama dönemi, evet, yaşayacak. Pluto da gelecek, peki, çünkü. Ve o yüzden kendilerini yeniden sorgulayıp yapılandırma yılları olacak, peki, balık burçlarında. Peki. Çok teşekkür ederim Aslı hocam. Ederim. Sağ olun. Böyle kısa kısa geçtik. Bunu saymıyorum. 2022'nin son gününde zamanımız kalmadı. Evet. Önümüzdeki haftalar için sözünü canlı yayında izleyicilerim karşısında alayım. Tamam. Tekrar bekliyorum sizi. Tamamdır. Size. Keyifle tabii ki. Teşekkür ederim hocam, teşekkür katıldığınız ederim için. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizlerin de her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek sağ olun. Sevgili seyirciler, hafta sonu programını Aslı hocamızla veda ediyoruz. Yeniden karşınızda olacağım ben. Hafta sonu için hoşça kalın.